Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Sabahın erken vakitleri, erken vakitleri. Hifa uyuyor, namazımızı kıldık. Birkaç duamız var, virdimiz var, onları çekiyoruz. Şöyle güzel sobamızı, şöminemizi, şömine gibi hı. Değil mi? Kucaklayasın geliyor da, çok niyetlenme. Öbür sobada oradan yanıyor, sese bağlı. O su, suyun sesi. Evet, suyun sesi ya. Bu çok güzel oluyor. Sabah çok serin oluyor ya arkadaşlar. Bunu hemen böyle dibimizde yakıp daha hızlı ısınıyoruz diyelim yani. Öbürü de bu bitince de o zaten geniş bir şekilde ısıtmış oluyor Kübra. Ondan sonra da günde işlerimize başlamış oluyoruz yani. Neyse bakalım, güzel bir video başladı. Şimdi hanım yumurta koymuş sobanın üstüne. Böyle anam düşürdük ha. Vay sıcak diye. İfa. Şunlara, hemen şuna bir sıcak su koyalım, soğuk su koyalım. Aldım babacığım. Aldım babacığım. Tamam. Soğuk bir şey koyalım. Sıcak olmasın. Gel. Bak şimdi, bak şöyle yapacağız bak. Şöyle yaptıktan sonra Hiva şöyle yapıyoruz. Bak. Tamam, böyle yapınca bu daha kolay soyuluyor. Tamam babacığım. Tamam. Al sen bunu yap, ben de bir tane yapayım. Ben de başka bir tane yapayım. Ben. Oy. Ha. Tamam. Şunu içine soy. Şeyi. Bu oluyor ya. Hı hı. Ay. Oy. Çok mu sıcak? Evet. Soğuk mu yaptın bizim? Hı. Çok da sıcak değil aslında kızım. Baksana. Bir baksana tamam, boyanın. Tamam, sen koy, ben yaparım. Tamam. Tamam. Hı-hı. Gel. Ben? Gelsene bana ya. Tamam, al. Yok ben. Tamam, al. Şöyle alacağım ben ya. Evet, sen de öyle yap. Ne şöyle diyorsun? Daha kolay söylüyor. Bakın arkadaşlar. Böyle bir vurup da şöyle yuvarlayınca kabukları daha güzel çıkıyor. Pürüzsüz bir şekilde diyeyim yani. Şöyle de göstermiş olayım. Ay. Ver İfa, ben yapayım. Ya ben de yapacağım. Kızım yani her şeye ağlama lütfen. Her şeye ağlama. Ben gidiyorum. Tamam, gidebilirsin. Yapacak bir şey yok kızım. Yani şimdi Emin Sekin senin keyfini beklemekten şöyle bakırı koyalım. Bakır tas mı tava mı? Hifa şöyle bir müsaade et. Heh, bekle. Gel. Baba ya ben asla düşeceğim de. Tamam olur. Şu elini atıyorum. Tamam, şöyle gel. Bakır tavamızı koyduk Hifa. Evet. Şimdi şöyle. Dur yavaş. Şöyle az bir yağ. Tamam mı? Az bir kaşık. Kaşık getir. Kaşık şurada. Ben alacağım. Kaşık. Tamam. Şöyle birazcık da tereyağı. Tamam mı? Tamam. Heh. Bu tereyağı iyi oluyor arkadaşlar içerisine. Şimdi. Ben süreceğim. Sen süremeyeceksin. Baharatlarımızdan alalım. Tuzumuz burada. Şey burada, karabiber burada. Bekle. Hiva dur, altı açık değil ki kızım. Ne? Ben açayım mı baba? Ben açayım mı? Açalım, bekle. Yandı mı? Al kaşığı sen.
Tut kaşığı. Kız alma kaşığına, niye alıyorsun? Biraz ya. İfa o kadar döndürmüyorsun, bozma yani. Şunu yapıyor, şöyle güzel güzel yapıyor montayı ya. Ama bozuyorsun, dağıtıyorsun. İfa şu kaşığı alabilir miyim? Bu karıştırılmıyor kızım. Yani öyle karıştırılan bir yiyecek, yemek değil o. Tamam şöyle yuvarlak. Arkadaşlar bunu ortadan ikiye de bölen var. Babacım bak. Biz böyle de yapıyoruz. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben kaşık sanıyorum. Tamam. Her şeye bağırıp sinirlenme ifa olur mu? Git. He? Git. Niye bu kadar gerginsin ifa? Evet. Şöyle. Onu da şuraya koyalım. Arkadaşlar. Şimdi hafif bir tuz atalım. Niye sinirleniyorsun ifa? Yani niye her şeye moralim bozuluyor? Anlamıyorum ki. Babacım bak. Yani yapılacak şey var, yapılmayacak şey var kızım. Yani dur denilen yerde de biraz dur. Durmuyorsan da yapacak bir şey yok. Bu çok acı bir şey değil. Yumurtamız burada olurken bunun bir adı var mı onu da bilmiyorum ki. Yağda yumurta mı? Yağda pişmiş yumurta mı artık? Soframızı da hazırlayalım. Şuradan şekerimiz. Şöyle bal var. Peynir, zeytin, kuşburnu marmelatı. Ne eksik kaldı? Şöyle. Ekstra su bardağı ve pis su için. Hadi ben tutayım sen vur. Yavaş vur. Elime denk getirme. Cevize bak bana değil. Hadi. Sen çek elini. Vur. Kız vursana. Ya vursam mı ya? Ya sen vuramıyor işte uçup gidiyor. Ha onu diyorum ben de sana. Yani böyle vuracağım bu tek elle olmaz ki. Bak. Al şöyle şurayı ayır. Tamam. Bu yapacaktı. Şu olacaktı. Ha şu an. Bak. Ya bak ne güzel. Ha? İçinde ne çıktı güzel güzel. Ne çıktı? Ne yok ifa o? Deviz. Evet. O deviz mi? Evet. Yersene babanı. Ben. Al. Şöyle balla ceviz güzel gidiyor arkadaşlar. Çok ceviz çok gidiyor, değil mi? Güzel gidiyor, he. Çok evet. Çok gidiyor derken. Ya bu da bir burada duymuş sobada ya. Sobanın altına mı kaçmış? Hadi onu kır da, onu da açalım. Abi burada kırınca şöyle gitti şu an. Ben kırayım mı sen? Sen kır. Şöyle bakayım. Heh, tut bir elinle, tut bir elinle vur. Sen. Haydi ben tutuyorum vur. Heh. Bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur. Heh bak kırılıyor. Vur haydi. Heh biraz daha. Heh bak kırıldı. Al içindekini aç. İyi oldu. İyi oldu değil mi? Evet.
Ne oldu? Biraz da bu açtı. Tamam, sen şunun içindekini al, ben onu açarım. Kübra, başka bir şey var mı? Yapacak mı şeyin yanına? Yapayım mı? Ne? Yumurtanın yanına. Reçel, peynir, zeytin. Ne olsa? Çöpü dökeceğim. Tavuğa yemek artığı var. Onu vereceğim arkadaşlar. Ekmekçiyi bekliyorum. Bugün de somun ekmeği alacağız. Herhal gece yağmış ya. Kalktığımızdan beri bir yağmur, ben bilmiyorum ama yağmur böyle biraz çiselemiş. Çok fazla olmasa da yine de ıslatmış etrafı. Bu arada dün odunları falan kestiğimiz videoyu izlediniz. Biz şurada etraftaki ıvır zıvır taş, ne bileyim, biriken gazeller veya gübürü de temizledik. Çok güzel oldu ya. Bahçe bahara hazır. İnşallah. Tavuğun orayı da temizledim. Bunları video çekmedim. Burayı da topladım, temizledim. Videoda şey görülüyor olabilir de şunlar şey arkadaşlar. Sobanın külü. Kufayı getiriyorum. Sönmüş olanları buraya döküyorum. Size bir şey vereyim. Yani bu şey var ya, soba külü, kömürlü de olabilir. Hiç önemli değil. Çamur olmuyor tavukların altına. Hatta meşe külü, odun külünü böyle şeye atıyorlar. Davara, keçiye falan atıyorlar. Bitlenmeyi engelliyor. Tavuk da bitlenmeyi engelliyor. Böyle topraklı alanlara atarsanız da çamur olmasını engelliyor. Bu da bir bilgi olsun. Gelin bakalım. Gel gel. Burada burada. Nereye gidiyorsunuz? Şu şeyin yerini değiştirdim. Nerede olduğunu şaşırdılar. Şimdi de çöpümüzü atalım. Zaten ekmekçi de oraya doğru geliyor. Ha, gelmiş. Ekmeğimizi aldık arkadaşlar. Borcumuz ne? 28. Ya parayı nereye koyduk ha? Diğer cebimde. Şey, kaç köy dolanıyorsun? 14-15 tane dolanıyor. 14-15 tane dolanıyor. Oo. Al. Haydi, kolay gelsin sana. Ekmekçi, ekmekçi. Şöyle bir manzaramızı alalım arkadaşlar. Camimiz. Bugün hava kara bulutlu. Açar mı bilmiyorum da bakacağız. Öğlene doğru. Belki. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şimdi bize müsaade, kahvaltımızı bir yapalım. Videomuz devam ediyor değil mi İfa? Evet. Debet. Kızım sen, kelimeler iyice değişiyor her seferinde. Ver kızım. Heh. Ben su almaya gideyim. Hadi sen gir içeri, üşüme. Babacığım. Efendim. Bak, bu yanını yersemişim. Ben de şey yapayım. Tamam tamam, sen ayaklarında çorap yok. Gir içeri. Babacığım. Kız gir içeri, laf verme kız. Tamam tamam. Allah Allah, hala Allah veriyor. Şimdi arkadaşlar, bahçeyi de böyle tepeden bir göstereyim. Tertemiz oldu. Bugünkü suyumuzu almaya gidiyoruz.
Hafif serin bir hava. Yani neredeyse yaprak kımıldamıyor. Hani rüzgar yok. Tam böyle var ya, yürümelik, gezmelik, hava almalık. Güzel bir hava. Şöyle höyüğü göstereyim. Ekinlerde baya baya yeşermiş. Köy konağımız arkadaşlar. Burada köy çeşmemiz. Biz buraya cami yeri diyoruz. Su çok güzel, çok tatlı. Meşhurdur yani. Ahçekent'i bırakın, çoğu yerde sorun bilirler. Yerköy'den, Çiçek Dağı'ndan çok adam geliyor. Bu suyun yurt dışına gitmişliği var. O kadar tatlı bir su. Yani bunu gerçekten abartı olarak söylemiyorum. Yani buradaki kalabalığı yani hatta böyle kalabalık olduğu dönemlerde bir göstereyim yani. Yoksa köylü burada bir iki tane. Ki zaten buranın çok pislenmesinden de anlaşılıyor yani. Bakın. Yani çok gelen, çok giden var. Buraları temizledik, ettik. Olmuyor arkadaşlar. Bakın mesela şurada. Bir de şey oldu. Burada su dolduruyorum bir gün. Vatandaşın biri gelmiş diyor ki yani bizim köylü değil ha, başka biri. Tanımıyorum da yani. Diyor ki, ya adam diyor şuraları biraz temizler diyor. Arkadaş yani ben aha geldim. Aha buradan bir tane bidonu aldım. Şimdi gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Ama bu bidon kapağı burada. Etiketi burada. Ben bunu buraya alıp da çöpe de atmıyorum. Hele şurada sigara hizmetiyle çok. Burayı bir temizleyin diyor. Yani kirleten köylümüz değil arkadaşlar. Köylü bir tane bidon alıyor. Geri geliyor zaten. Bidon bulmak da kıymetlandı. Kimse elindeki bidonu zayi etmiyor. Ama dışarıdan gelenler çok kirletiyor. Yani kirletmeyenler üstüne alınmasın. Ama bu böyle toplu yerlerde, park alanlarında ya bir türlü şu temizlik meselesini halledemedik ya. Yani yere çöp atma meselesini halledemedik. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. Yani kul hakkı o kadar geniş bir şey ki. Sizin şu doğaya, kainata, şu evrene verdiğiniz herhangi bir zarar. Yani yere attığınız o plastik, o çöp bu doğaya, şu kainata zarar veriyorsa sen üzerindeki herkesten yani sorumlusun. Yani onlardan helallik alman gerekiyor. Yani çünkü o bir şekilde onu bir taraftan bir yerden hissediyor yani. O yüzden özellikle ortak alanlarda yapılan tahribatlar daha da çok kul hakkına giriliyor. Çok ince, çok böyle çok hassas bir nokta. Ama biz buna çok dikkat etmemiz gerekirken tam tersi milletçe dikkat etmiyor ya. Kimse üzerine alınmasın. Alınan varsa da vallahi kusura bakmasın. Ama dikkat etmiyor ya. Çöp meselesini halledemedik ya. Bilmiyorum neden böyleyiz. Çözmüş değilim. Bunu kural, kanun veya etrafı temiz tutalım falandan ziyade yani bir hakka girmemek anlamında, korkusunda, kul hakkına girmemek hakkında düşünerekten yaparsak en azından vebal almayak diye yani. Çünkü bunlar ahirette tek tek karşımıza çıkacak. Allah muhafaza. Rabbim affeylesin. Bilmeden yaptıklarımızı, bilerek yaptıklarımızı da elbette affeylesin. Kendimize çeki düzen vermek nasip olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle yaklaş. Yaklaş. Öğlen menümüzde de makarna var. Hı-hı. Sen makarnayı seviyor musun? Şunu tipe bal. Diye çek. Ederim öyle. Geçenki un helvamız hala. Eskiden böyle yaparlardı biliyor musun? Çikolata gibi sıkarlardı. Niye ki? Öyle şekil veriyorlardı. Öyle mi? Normali bunu. Gerçeği ne? Kimisi tabağa direkt koyuyor. Kimisi kalıplar. Şimdi yeni modern kalıplar çıktı da.
Kimse kaşıkla kalıp yapıyor yuvarlak gibi. Arkadaşlar şey biraz hani selamun aleyküm, aleyküm selam, hani niye öyle başlamıyorsunuz diye biraz şey daha güzel olur gibisinden demişler de. Şimdi en sonki videomuzu diyelim bir saat. Yani bir saatlik video 10 dakika zor izlenmiş. Yani video 10 binlerde 20 binlerde o kadar çok girip çıkan var ki. Şimdi fıkhi olaraktan bir sorumluluğu olmayabilir. Ama ben kendim birazcık hani onu şimdi selam veriyorum. Sünnet. Selam vermek sünnet. Yani birine selamun aleyküm demen sünnet. Aleyküm selam demen farz. Yani biri size selam verdiğinizde almanız farz yani arkadaşlar. Yani bazen duymamazlıktan geleniyor ya da nasıl söyleyeyim. Duymuyor. Gerçekten duymuyor ama üzerine düşüyor bu sefer. Kur'an okumak sünnet ama dinlemek farz. Yani şimdi selam olayında da adam tıkladı, saniyeler içerisinde selamımı duydu ve çıktı. Veya almayı unuttu. Hani bir de şeymiş gibi. Fıkhi olaraktan sorumluluğu olmayabilir benim için ama ben birazcık hani havada kalmasın selamım diye. O yüzden merhaba arkadaşlar diye açıyorum yani. Ki merhaba yani Arabi bir kelime. Şey o da mi? Arapça. He yani o da. Yani onu şey sanıyorlar bazen hani yabancı. Günaydın gibi. Ha günaydın gibi. Şey sanıyorlar nasıl söyleyeyim batıdan gelme bir kelime sanıyorlar da öyle değil. Araplar da merhaban merhaban diye çok kullanıyorlar yani. Yani merhaba da bu arada kelime anlamı benden sana zarar gelmez gibi bir manası var. Manası var. Yani ilk defa karşılaştığın kişilere özellikle hani merhaban. Bir de kimisi mesela gerçekten söylüyorsun selamı. Mesela bir dükkana giriyorsun söylüyorsun selamı almıyor. Tamam bak demek istediğim şu. Şimdi selamun aleyküm merhaba ve günaydın. Şimdi birine Allah'ın selamı üzerine olsun. Ne güzel değil mi? Birine merhaba benden sana zarar gelmiyor. Gün aydın. Günün ayık olsun. Yani gün aydın. Hani gün aydın oldu hani. Hayırlı sabahlar. Ya birazcık bana evveli de değişik gelen kelimeler değil mi? Veya hayırlı sabahlar. Hani Arapçası ne? Sabahun hayır, sabahun nur. Onlar da öyle. Bak ne güzel, nurlu sabahlar, hayırlı sabahlar. Mesela aydınlı günler gibi bir şey olsa o da olacak da günaydın. Günaydın gerçekten evveli de şimdi de ben çok tuhaf geliyor, hala geliyor. Birine günaydın dediğimi bilmiyorum. Sen hiç kullanıyor musun? Sanki öğretmenlere ilkokulda toplu cevap veriyordu böyle. Öyle mi veriyordu? Bilmiyorum ben. Günaydın yani, öğretmenim. O da iyi dersler. İyi dersler bir şeyler de yapıyor. Sağ ol, sağ ol diyor değil mi? Yani hasılı Allah'ın kelamıyla açalım diyorlar. Ben yani verdiğim selamın havada kalmaması için aslında daha önce bundan önce bir kanalımız vardı. Ben orada öyle yapıyordum. Daha sonra bu kanalda orada muzdarip olduğum için artık dememeye başladım yani. Evet. Öyle soranlar olduğu için cevap bir de videoya hiç tıklamasa bile mesela videonun üzerinde durunca ilk hemen başlıyor ya selamünaleyküm diye başlıyor. Adam demek ki belki hiç izlemeyecek. Ama denk gelince üstüne düşüyor bu sefer. Selam. İşte üzerine düştüğü için ondan diyorum yani bu vebale girmeyelim diye. Onun haricinde arkadaşlar gerçekten yorumlar çok güzel. Yani hepsini tek tek okuyoruz. Hepsine tek tek dönmeye çalışıyoruz. Bir yorum çok güzeldi. Abim demiş ki sizi tebrik ediyorum. Aksine hani daha iyi yerlere gelin diye yorum yazmaya çalışıyorum. Yani karı koca arasında karı koca muhabbetini aşılıyorsunuz diyor. Yani çok hoş bir şey. Biz mesela yapıyor ediyorduk ama hiç bu detayı görmedik kendimizde. Ben mesela okuyunca ağlamaklı oldum yani. Yani çok çok ince bir detay değil mi? Evet yani insan içindeyken fark etmiyor. Demek ki öyle oluyor yani. İşte ben de izleyicimiz deyince fark ettim yani. Onun haricinde hani güzel bir aile portresi. Rabbim kamil bir mümin olmayı, kamil bir aile olmayı nasip eylesin cümlemize. Şey ya bir ablamız şeydi bir ismimi söyleyin dediydi ya. Kübra adını şeyleyemedim. Telefondan bir bakabilir miyiz? Özlem Boran ablamız özellikle bir selam gönderin demiş. Buradan kendisine ve ailesine bol bol selam gönderiyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Bir de Yerköy'de
Kızım mı izliyor dediydi. Kızım sürekli yatarken size soruyor, kalkarken size soruyor. Soruyor diye değil mi? He, ne yaptılar diye tek onlara tek isimlerinize soruyor olsun. Dedi. İsimlerini hatırlayamadık, kusura bakmayın. Kızının ismini yazmamıştı. He. Özellikle hani yazarsa abla, video izlerse kızı için de özellikle selam yollarız inşallah. Selam gönderelim inşallah. Bugün de böyle arkadaşlar. Videomuz biraz kısa oldu. Farkındayım. Bazen de böyle şey geçiyor. Hakkınızı helal edin. Bize müsaade. Birazcık yorulduk. Birazcık değil, bayağı yorulduk. Çünkü ben kileri temizledim. Kiler temizliği vardı. Şu odanın, yani şu odalar bu sefer kirlendi. Onları toplamamız gerekiyor. Tabii bu arada da yemek yememiz lazım. Kapı işleri falan filan derken şimdi her şeyi de yansıtmak olmuyor. Birbirimize dua edelim. Hani ya işte o ona yardım ediyor, ne güzel o ona. Şimdi burada da nazara gelmeden Rabbim muhafaza eylesin ve nazar değmeden de güzel bir şekilde bu algıyı artıralım. Böyle izlenilecek videolar üretelim. Çünkü nazar bize değerse Allah muhafaza, bu sefer yani videolara yansıyacak bu da. Ama nazar değmeden, hani sizlerden dua istiyorum, güzel içerikler üretip bu içeriklerle de hem çoluğumuz çocuğumuz için hem aileler için örnek teşkil edecek güzel işler yapmak nasip olsun. Rabbim benim, cümlemizi de nazardan korusun. Cümlemizi. Yani izleyicilerimizi de nazarlardan korusun. Her türlü beladan, musibetten, gelecek yaratılmış ve yaratılacak olan her türlü musibetlerden, belalardan hepimizi, cümlemizi muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'e, ülkemize muhafaza eylesin. Amin. Ben şey diyorum. İn cin diye. İn insanı kastediyor. Yani İn cin şeytan. Duamı şöyle yapayım. Hatta böyle yapayım. Ben böyle bir dua yapınca bir abi güldüydü, biliyor musun? Bir daha tekrarlamadım. Gülünce artık hoşuna gitti de ben birazcık alındım herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, yaptığımız dua ve tövbeleri kabul eyle ya Rabbi. İn, cin, şeytan, büyüğü, nazar gibi musibetlerden koru. Aşi alanın gölgesindeki kullarından eyle. Amin. Deyip videomuzu bitirelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.